deminden beri bütün aslında söylemlerinin altında Merve'nin öldüğünü bildiğin, Merve'nin zaten söylentiler böyle. Söylentiler yani zaten böyle. Söylentiler böyle. Tamam. Nasıl söylentiler yani? Nasıl herkes yani herkes şu anda Merve'nin cinayete kurban gittiğini söylüyor. Eğer Merve öldürüldüyse bunun kusuru yoktur. Elbet çıkacak bu. Elbet çıkacak. Kim öldürmüştür Merve'yi? Yani en son o evde Cüneyt vardı. Nasıl öldürmüştür? Bilmiyorum. Sence? Onun sorularını da Cüneyt size verecek. Yani emniyete gerek. Emniyet zaten ikinizi bulamadı ki. Ben emniyete yardımcı oldum. Dedim evet. Abi şuradan bakın şunu. Ben iki defa verdi alındım. Emniyet sizi olaydan ne kadar sonra bulabildi? Çok sonra. Çünkü Antalya dışına çıkmışsın sen de. Hatta Cüneyt de olay yerinden hemen kaçıyor. Cüneyt yanına gelip seni dövmüş galiba benim adımı niye verdin diye değil aynen, mi? Kasp, 15 kişi İbrahim'e çökmüşler benim adımı siz verdiniz. Cüneyt seni dövdü mü? İbrahim'i dövdü. Şöyle söyleyeyim abla. Seni mi dövdü? Ben bundan bir ay evvelinden. Bir dakika durun bakayım bir dakika bunu bilmiyorum ha. 15 kişi birden bana saldırdı orada. Cüneyt. Aynen demir onun nedeni de ne biliyor musun abla? 3 kişiyle de bana saldırdı abla. Onun. Evet bir ay önce. Neden? Benim hakkımda ifade vermişsiniz diye. Ha, şahidim de var. Neden şimdi söylüyorsunuz ben diye. Senin konuşamadığını. Benim abime saldırmasını sebebi dedi, bu şehirden dedi gideceksin dedi mesela bana. İki tane. Baki, Ali, Cüneyt üçü. Biz paket servisi yaptırıyorduk kendimize. Yanımda tabii ki şahitlerim de var. Eda Hanım'la Mesut abi vardı. Cüneyt yani bana bağırdı çağırdı. Hani bana da yani aynı İbrahim'e yaptığı muameleyi yaptı. İki tane dosyam var benim Cüneyt'le şu an. Evet abla. Hani... O yüzden sen de bu kadar konuşabiliyorsun yani. Yok abla ben Cüneyt'ten korktuğuma değil yani ben Cüneyt'ten kesinlikle korkmuyorum. Ya korkmuşsun işte atlamışsın üçüncü katta hani ya daha Cüneyt'ten ne kadar korkacaksın yani. Hani ben şu anda yani Cüneyt'ten sen korkmuyorum. Sen oradan ölebilirdin. Sen oradan ölebilirdin. Evet abla yani düşebilirdim. Ayağım kayabilirdi evet. Oradan. Yani beyin... Ya, beyin sana kafatasını bir şey kırıp düz yolda yürürken tabii. İnsan düşüyor kafasını tretuara çarpıyor. Beyin kanaması geçirip ölüyor. Sen buradan ölümünü atlıyorsun. Hani tecavüz olayı da yok ortada. Hani böyle görmüyor çok anı. Da şeyde değilsin böyle yani. Öyle atlayacak zıplayacak bir adama da benzemiyorsun. Sen oradan atlıyorsun bunu. Evet atladım abla. He. Hadi biraz daha uzun boylu falan olsan belki biraz hani mesafe kısalır. Zaten sen oradan oraya nasıl atlayacaksın? Sen oradan atladın diyelim. Ayaklarına tutsan ayağın o şeye basmaz. Senin boyun kaç? 1.80. Ha. Sen nereden oradan atlayacaksın? Yani bayağı sen artık ölümüne atlamışsın yani artık. Demişsin ki ne olursa olsun yani yeter ki buradan kaçayım. Bayağı büyük risk o bu. Risk olsun. Bayağı büyük risk o. Hayati bir riskoyu göze alıyorsun. Yani abla benim gördüğüm o. Yani fazlasını yani orada yani neydi şiddet. Cüneyt sana daha fazlasını söylersen ne yapacağını yok, söyledi. Yok yani benim hakkımda ifade vermişsin dedi. Ha. Ne verdin dedi ben söylemedim. Ben sadece dedim orada dedim ne gördüysem onu söyledim dedim ifadede ha. Cüneyt'e. Ne gördüysem dedim onu söyledim. O da ne gördün dedi. Ondan sonra bağırmaya başladı küfür etmeye başladı. Ne dedi mesela küfür ederken bağırırken? Yani, yüksek sesle işte bağırıyordu. Ana avrat sövmeye başladı hayır, hayır, bana. Hayır ama ne dedi sana yani? Niye böyle olmadığı halde şöyle mi dedin böyle? İşte. Hayatım yani diyorum ki ne oldu yani? Hani sen evet ifade vermişsin benim için. Evet. Sen de dedin ki ben gördüğümü söyledim. Evet. Tamam o sana ne dedi? Ben gördüklerimi işte ondan sonra bu küfürleri saydırmaya başladı bana. Ha, sen de demedin mi ama bunlar oldu ya da hani şöylesi şunu söylemedim falan. Yani nasıl bıraktılar hani, sonra seni üçü? Ne kadar dövdüler seni? Yok beni dövmediler. Bana hadi. Vurmadılar. Sadece üzerime hani iki kişi Cüneyt'i zapt etmeye çalışıyordu. Cüneyt benim üzerime geldi. Üç kişilerdi. Tamam ne dedi? Daha fazla bir şey söyleme mi dedi? Hı? Yok bana bağırdı çağırdı. Ondan sonra bunu uzaklaştırdılar bizim yanımızdan. Biz de zaten oradan taksiye bindik yürüdük gittik. Yani Cüneyt benim de üzerime geldi abla. Biz Cüneyt'i bunu, o kadar aradık abla çıkamadı. Ben Cüneyt'in arkadaşlarına da ve yazdım. Yani şöyle söyleyeyim abla. Anında da ben gene yani o arada bana cinayet büroda polis memuru numarasını vermişti. Herhangi dedi Cüneyt dedi senin karşına falan çıkarsa dedi. Bize dedi ara dedi ve aradım da yani o arada. Dedim böyle böyle dedim abi dedim. Dedim Cüneyt tamam, dedim yani benim üzerime dedim. Şu anda anlatacaklarından dolayı yine sana zarar mı vereceğini düşünüyorsun? Yok ben şu anda yani. Mesela sen Ankara'ya niye gittin? Yani ben Antalya'da hiçbir işim yok kalmamıştı yani yoktu yani benim Cüneyt bir işim. Cüneyt söyle demedin mi? Şehir dışına çık dedi bana dedin. Adam yok, git dedi yok, gitmişsin ben, gel dedi şöyle, gelmişsin ben zaten resmen. Ankara'daydım. Gel ifade Ankara'dan ver dedi, mahkeme herhalde. İçin Antalya'ya gittim.
Antalya'ya gittim Ankara'dan. Cinayet büro beni tekrarından aldı. Mahkeme günüm. Ya seni arıyor cinayet büro, sen yoksun. Sen normalde Antalya'da işte dolaşırken birdenbire ortadan kayboluyorsun. Evet, Ankara'ya gittim. Bir de hemen olaydan sonra. Ama ne tesadüf. Ya 15 gün sonra falan gittim yani. Bu tamam, tabii polis ki... soruşturmaya başladığı noktadan itibaren sen de Ankara'ya kaçıyorsun. Yok, Ankara'da ne iş buldun? Yok. Antalya'da iş bulamayan Ankara'da ne iş buldun? Yok, ailemin yani. Evi var, annemin evi var. Ha, gittin annene sığındın. Annemin yanındaydım ben. Annemin yanında kalıyordum. Hani... Niye baştan sen annenin yanında kalmıyordun da orada burada kalıyordun? Antalya'da benim Antalya'da. Evim vardı abla. Ha? Ben çalışıyordum. Pandemiden dolayı bizi işten çıkarttılar. Ne işte çalışıyordun? Lara'da restoranda çalışıyordum, balık evinde. Ne iş yapıyordun? Balık garsonluğu. Ha. Peki balık garsonluğunun böyle bu taciz, tecavüz dosyalarıyla ne alakası var? Abla, alacak verecek mevzusu için bizim bir mevzumuz vardı. Tabii ki yani gerçekten de o taciz yerinden de ben kazandım davayı. Tamam da alacak verecek dosyasında bir kadın da bana taciz etti der mi? Yani sonuçta... Bizden kurtulmak için. Yani çok büyük miktarlarda para vardı işin içinde. Yani benim bir 3-5 bin lira bir alacağım vardı. Bir galericinin de 1.2 trilyon alacağı vardı. Biz gittik eve. Yani orada siz tahsilata gittiniz. Biz parayı almaya gittik. Orada tabii ki itiş kalkış oldu. Bizi... Ya bir şey söyleyeceğim. Hani... Öyle bir anlatıyorsunuz ki baştan anlatacağını. Yani sen gidip çek tahsilatı yapmaya diye gittin. Olay bu yani. Hani benim ilk mahkemem. Şimdi balık garsonundan geldik çek tahsilatçısına. Yok abla, çek tahsilatı falan ondan değil. Ondan sonra bir alacağım şey söyleyeyim mi sana? Benim. Ya bırak o çek tahsilatı yapan adam gidip de gel bana Gökhan bu kıza bilmem ne yapalım dedi diye üçüncü kattan atlar mı? Yok be? O mevzu değil abla. Ya yok. O mevzu bu mevzu. Yok yani benim mevzum küçük zaten. Küçük Polat Alemdar gibi geziyorsunuz yok. Çek tahsilatı yapacaksınız çek diye. Çek tahsilatından falan değil. Çek tahsilatı nasıl yapacağım? Yok. Kapıyı çalıp beyefendi. Bir çekimiz var ödenmemiş. Verin yok, mi diyorsunuz? O şekilde değil abla. Tehdide gidiyorsunuz. Yok yok, kesinlikle o şekilde değil. Zaten benim bu olayım 2019'da olmuştu. Ya, İlk 2019'da benim olsun. Bu 2019 dediğin daha bir buçuk yıl evet, 2019'da olmuştu. Yani benim ilk mahkemem ondan. Hani benim bu tekerrüye uğrar diye. Sonra o gittiğiniz şekilde... kişi kadın mıydı? Yok, erkekti. Erkeğe mi? Tecavüz. Yanında kız arkadaşı da vardı. He, siz bir de onun kız arkadaşına bir şeyler yaptınız. Yok, yapmadık. Ya bırak Allah aşkına. Ay gerçekten çok sinirlendim biz. Şimdi abla şimdi sana evin ya. Dediği yerde. Bir de gidip bir de terbiyesizler yani. Gidip ne şeyiniz varsa yanındaki kadına dokunulur mu be? Yok, biz hiçbir dokunmadık. Sadece telefoncu arkadaş bizden kurtulmak için, bize parayı ödememek için kız arkadaşını ortaya sürdü. İşte bizi taciz etti falan filan. Der mi bir adam kız arkadaşı evet, için olmayan işte. Şey ya? İşte dedi abla. Demez öyle canım, evet, kusura ama bakma bizde, demez. Bizde bu kağıtlarını da getirecektim. Bir delil, onları bir da, delil bunları da dava size gösterecektim. Açılmaz. Böyle böyle mahkemem vardı. Onun için oradan kaçtığımı bakar, şey derek. Bazılarınız için hayat başka şekilde yaşanabilir. Anladın mı? Bir adam tutup da hiçbir şey yapılmamış kız arkadaşı için böyle bir şey söylemez. Evet. Kendi arına namusuna yediremediği için söylemez. Anladın mı? İşte ama gidip de o arkadaş çek tahsilatı yani için eve gidip arsız ve namussuz bir şeyler, insan olursa bu şekilde kıza da bir şeyler yapılırsa evin sahibi falan da vardı. O da bir başkasının evindeydi. Sen balık şey değil misin? Sen balık garsonu evet. Değil misin? Sana ne galericinin çekinden? Yok, benim de alacağım vardı aynı kişiden. Senin 3.000 lira alacağın evet. Var. Evet. Tamam. Ötekinin... Benim de alacağım vardı. Ötekinin 1.5 trilyon alacağı evet, vardı onun, diyorsun. Onun da yani. Ha, 10 bin lira alsa sana da 3.000 lirasını versin yok, o zaman. Yok. O arıyordu. Ben de o Sedat benim 7-8 yıllık bir arkadaşım olduğu için nerede kaldığını ben biliyordum. Sedat'ın. Sedat beni de çok oyaladı. Hani benim cebimde 5 kuruş para yokken beni parmağında böyle oynattıydı. Sen şimdi 3.000 liranı almaya mı gittin? 1.5 milyonu mu almaya ben gittin? Ben 3.000 liramı almaya gittim. Ha, 1.5 milyonu? Barış kendisi şey edecekti, alacaktı. Ben 3.000 liramı isteyecektim. Barış kendi parasını isteyecekti. Şimdi bak sen o bana şekilde. Bunları anlattın ya, çok hoşuma gitti. İşte sen şimdi bunları anlattığın gibi işte bu evden atlama olayını da aynen böyle anlatıyorsun. Evi de mühürlenmiş Müge Hanım. Mesela evi, benim evim mühürlenmedi abla. Hem madde hem hırsızlık yüzünden mühürlendi. Yok benim evim... Hem madde hem hırsızlık yüzünden. Ev arkadaşımın aranması varmış. Adliye para cezası varmış. O gün evde ben de vardım. O gün evde İbrahim de vardı. Polis evet. Evde arama yapıyor. Onun yüzünden ev mi mühürlenir? Narkotik arama yapıyor. Benim evim mühürlenmedi. Kesinlikle İbrahim de biliyor mühürlenmediğini. Mühürlenmedi ama o gün atıldı halden yani. Hani mühürlenmedi. Ben o evi kendi rızamla ev sahibime ben kendim teslim ettim. Boşalttım evimin eşyalarını falan. Evimi ben kendim verdim. Yani benim evim yani kesinlikle ev sahibi kovdu bizi. Açıkçası ev sahibi kovdu direkt. Yani ev sahibi kovdu.
hani ev sahibine ben kendim oraydan verdim. Ve aradan yani bastabla. Bir tane iki ay sonra. Üsttekini mi alıyorum? İki ay sonra ben kareyim. Evimi boşalttım. Benim evim. Ödüyor muydun kiralarını? Evet ödüyordum. Çatır çatır evimin kiralarını ödüyordum. Niye o zaman ev sahibi attı? Ben kendim boşalttım evimi. Attı diyor. Yok, ev sahibi geldi eve. Ben evimi kendim boşalttım. Anlat bakayım. Ev sahibi eve geldi abla. O olaydan sonra narkotik camları falan kırınca ev sahibini aramışlar. O da geldi. Zaten çok kişi kalıyorsunuz burada dedi. Çıkın dedi. Kim camı kırmış? Narkotikler geldi, kapıyı açılmadı. Abla, ben evde yoktum ben. Yani. Narkotikler yoktu. Falan geldiğinde ben yokudum. Senin eve narkotik baskın oldu. Basmış evet. Cüneyt'in evindeydi. Ben de Cüneyt'in evine götürdüm narkotikleri. Oradan çıkardık. Cüneyt'in evindeydi. Ne? Cüneyt'in evindeydi. Evde yoktu. Ama ben evde kalıyordum ya Gökhan'ın evinde. Siz Gökhan'la aynı evde mi kalıyordunuz? Aynen. İşte bunun evi bizi kovduktan sonra biz Cüneyt'in evine geçtik. Ha. Aynen. Şimdi daha çok taşlar yerine oturuyor. Ev basıldığında Gökhan Cüneyt'in evindeydi. Evde yoktu. Kendi evinde yoktu. Ben kendi evim basıldığında ben Cüneyt'in evindeydim o esnada. Başında hiç Cüneyt'le alakan yoktu da senin ayakkabını almaya gitmiştin ya. Yok ben başta da söyledim. Ben Cüneyt'in evine 10-15 sefer gittim diye. 10-15 sefer gittim yani. Kız daha hiç 10-15 sefer değil bir arkadaşım. Söyledim ben yani. Gittim. Sen de arka, ben hatta evet. Eşyamı almaya gittim evet. Kalmadıysan ne eşyam vardı? 3 günde bir sakat bir arkadaşım Cüneyt'in evinde kaldı. O çocuğun bakımını ben sağladım dedim abla. Evini yani. Narkotik basmış baya gidip Cüneyt'in evinde kalmışsın sen. Ben Cüneyt'in evinde kalmıyordum. Fatih diye bir arkadaşımın evinde kalıyordum. Ve buna da o yani şahitlerim de vardı. O gün de gayet güzel organize etmişsiniz. Ve, benim kardeşimi devrim aracılığıyla evden çıkarttınız. Merve'nin olayı oldu. Onu oraya getirttirdiniz. Ne yaptınız? Yaptınız. Yani o 19 Ekim günü ben gene Fatih'in evinde kalıyordum. Cüneyt'in evinde kalmıyordum. Sen şimdi çek senet olayını anlattın ya. Çek senet olayını çek nasıl senet olayı değil abla. Bu olayı da öyle anlattığın konusunda herkesin kafasında bir fikir oluşmuştur. Ne güzel gidiyorsunuz. 3000 lira borcum var. Kapıyı çalıyorsun. Arkadaşım bana 3000 lira borcumu geri ver demeye mi? Bir de 3000 liranın yanında işte 1,5 milyonu da ver diyorsunuz. Hani evde para mı basacak adam? O insanın alacağıydı. Benim alacağım ayrıydı. Onun alacağı ayrıydı. Nasıl bir araya geldiniz o zaman? Sedat'ın Barış'ı aramasının şeyiyle. Hani ben Barış'ın yanına gitmiştim galeriye, Sedat'tan haber var mı diye. Yok dedi. O şekilde biz Barış abiyle beraber bu hayatımda tanıdığım en mükemmel insanlardan birisi. Ve bu dosyadan da her ikimiz de beraat ettik. Kaça kadar okudun? Ben ilk öğretim mezunuyum. Çok üzülüyorum biliyor musun mesela şimdi bu çocuk işte ilkokulda keşfedilecek mesela roman yazarı olacak. Mesela yazacak bak çok güzel yazıyor aslında hikaye. Mesela bu mesela hikaye yazacakmış. Yazık işte keşfedilemediği için böyle hikaye yazıyor. Dalga geçmiyorum ama çok samimi söylüyorum. O kadar güzel anlatıyorsun ki. Şimdi bir olan var. Mesela 40 yıl düşünsen böyle anlatmak hiç aklıma gelmezdi. Bu böyle güzel bir roman yeteneği, bir hikaye yazma yeteneği. Yazık işte biz bu çocukları kaybediyoruz. Başka yerlere gidiyor. Gülmeyin dalga geçmek için söylemiyorum. Doğru söylüyorum. Çocuk çok güzel hikaye yazıyor. Şimdi herkes bunu böyle anlatamaz yani. Çocuk oraya çek senet tahsilatına gidiyor. Çek senet tahsilatı değil abla. Ona 3000. Alacak. Sana ne diye borcu vardı? Elden para vermiştim. Niye? Cep telefonu alacağım dedi. İstanbul'dan getireceğim. Dükkana şey koyacağım dedi. 3000 liraya kaç tane cep telefonu alacak? Kendi elinde de çeki falan varmış. Onları kırdıracağım dedi. Ya cep telefonu İstanbul'dan getirmek için 3000 lira mı? Yani kendi paran da var dedi. Telefon 3000 lira açığım var demişti. Ben 3000 lira açığım var. Üçü de uydurdun. Demin 3-5 dedi. ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.